Öğrenecek çok şey var. Bize katılın çocuklar. Blippi! Hey, buraya gelin. Merhaba, ben Blippi. Bugün Scottsdale, Arizona'daki Odyssey'deyiz. Gelin. Bu çok eğlenceli olacak. Bugün sizlerle bazı hayvanları tanıyacağız. Evet. Vay canına, şuraya bakın. Oo, yağmur damlalarına benziyorlar. Merhaba. Hadi beni takip edin. Vay canına, yukarı çıkıyoruz. Evet, hadi gidelim. Çok eğlenceli olacak. Gördünüz mü? Rus mersin balığının sırtına 2 parmağımla dokundum ve hoşuna gitmiş olmalı. Oo, vay canına, çok soğuk. Derisi sert ama kaygan bir yapısı da var. Bu onu parazitlerden koruyor olmalı. Evet, bakın bir tane daha var. Bu harikaydı. Oo, şunu gördünüz mü? Bir vatoza dokundum. 2 parmağımla sırtına dokundum. Evet. Tamam. Evet, bir tane daha bulalım. Aa, evet, burada bir tane daha var. Oo. Aa, merhaba. Çok komikti. Hey, buraya gelin. Oo. Burada bir sürü var. Aa, şuna bakın. Bakın, yere uzanmış. Evet. Bu farklı bir tür. Aa, evet, bir tane daha. Hey, nasıl hissettirdiğini anlatayım. Biraz şey gibi. Bakın, bir tane daha. İşte şimdi nasıl olduğunu anladım. Islak bir jelibon gibi diyebilirim. Evet, çok kaygan ve yumuşak ama aynı zamanda da oldukça sert. Bu çok eğlenceli. Vay canına. Merhaba. Merhaba Blippi. Burada ne yapıyorsun? Oturup en sevdiğim balığa bakıyorum. Kaşık balığı. Oo, kaşık balığı mı? Çok havalı. Evet. Tamam, sonra görüşürüz. Görüşürüz Blippi. Oo, akvaryumun perde arkası çok eğlenceli. Merhaba. Merhaba. Burası harika. Vay canına. Merhaba. Merhaba. Burada birçok insan çalışıyor. Oo, şuna bakın. Evet, akvaryumun tepesindeyiz. Oo, aşağıdaki suya ve balıklara bakın. Vay canına. Hadi beni takip edin. Aa, şu odaya bakın. Evet, bir sürü dalgıç eşyası var. Hava tankı ve dalış kıyafeti. Evet, bu balıkları köpek balıklarına götürmeliyiz. Çok acıkmış olmalılar. Gelin. Oo. Aa. Evet. Oo, şuna bakın. Bunu çizen kişi çok yetenekli olmalı. Köpek balıklarının farklı bölgelerini gösteriyor. Evet. Mesela solungaçlar. Aa, şuraya bakın. Başardık. Evet. Alın bakalım. Merhaba. Teşekkür ederim. Rica ederim. Adın nedir? Adım Deni. Oo, bu Deni. Burada ne yapıyorsun? Casey ile birlikteyim. Şu anda büyük köpek balıklarını besliyor. Vay canına. Orada bir balık gördüm. Bakın. Oo, Neden elinde sopaya bağlı bir balık var? Bu sayede yemekleri köpek balığımıza çekiyoruz. Suda parlayan bir kolonun üstünde duruyor. Yemekleri onlara ulaştırmak için uzun bir alete ihtiyacı var. Tamam. Yani ucunda balık olan sopayı gören köpek balığı geliyor ve sonra ziyafet çekiyor. Çok eğlenceli görünüyor. Harika. Bu balık çok büyük görünüyor. Köpek balıklarını beslediğin balık ne kadar büyük? Yaklaşık bu büyüklükte. Onlara lüfer balığı deniyor. Üstlerinde mavi bir desen var. Pekala. Bu bir lüfer balığı. Yaklaşık bu büyüklükte. Peki ben ne tür bir balık getirdim? Ringa balığı getirmişsin. Bu büyük bir balıktır. Tamam. Kapelin balığı da var. Şu küçük olanlar. Tamam. Çok ilginç. Evet. Hey, birini balık beslerken izlemek çok güzel. Evet, ben de köpek balığı besleyebilir miyim? Evet, elbette. Tamam, pekala. Eldiven takmayı unutma. Balıklar kötü kokabiliyor. Tamam, pekala. Eldivenleri takalım ki haftalarca elimiz balık kokmasın. Evet, tamam. Eldivenlerimi taktım. Oldu. Bir eldiven, iki eldiven. Tamam, şimdi ne yapacağım? Mutfaktan getirdiğim balık kutusunu alacağız ve o tarafa gideceğiz. Tamam mı? Peki. Tamam. Evet. Tamam. Tamam. Besleme platformuna gidiyoruz. Tamam. Oraya çıktığımız anda balıklar bizi bekliyor olacak. Tamam. Oo! Bakın. Platformdayım ben. Oo! Balıklarla aramda hiçbir engel yok. Tamam. Suya atlayacağım. Hayır. Şaka yapıyorum. Evet, işte başlıyoruz. Birer birer atabilir miyim? Nasıl istersen tek tek ya da hepsini aynı anda atabilirsin. Pekala. Afiyet olsun balıklar. Nasıl geldiklerine bakın. Yemeklerini çok beğendiler. Şunlara bakın. Yukarıda toplanıyorlar. Çünkü onlara bu lezzetli yemekleri attığımı biliyorlar. Evet. Alın bakalım balıklar. Hop. Beğendiniz mi? Tadı güzel mi balıklar? Yoksa kötü mü? Tamam, çok az kaldı. İşte geliyor. Oo, bu çok eğlenceliydi. Harika. Oo. Oo, bir kaplumbağayı besliyor. Gelin. Vay canına. Burada çok güzel şeyler var. Vay canına. Evet, bu taraftan. Oo. Hey, ne yapıyorsunuz? Yeşil deniz kaplumbağamız Greta'yı besliyorum. Greta'yı besliyormuş. Çok güzel bir isim. Bu da Greta. Onu görüyor musunuz? Merhaba Greta. Merhaba. Greta hangi yemekleri seviyor? Greta marula bayılır. Onun dışında salatalık, dolmalık, biber ve bazen de havuç yiyor. Marul, dolmalık biber, salatalık ve havuç. Greta çok sağlıklı olmalı. Greta'yı besleyebilir miyim? Tabii. Pekala. Tamam. Nasıl vereyim? Biraz mı? İstersen yaprağın tamamını verebilirsin. Nasıl istersen. Tamam. Al bakalım Greta. Tamam. Ne yapıyorsun? Tam arkanda. Başka vereyim mi? Tabii. İşte böyle. Bazen göremiyorlar. Tamam. Evet. Greta çok acıkmış. Al bakalım Greta. Nefis. Al bakalım. Greta çok büyük. Greta'nın ağırlığını biliyor musunuz? 45 kilonun biraz üstünde. 45 kilo mu? Vay canına. Al bakalım. Şimdi de büyük bir parça verelim değil mi? Greta'nın nasıl yiyeceğini görelim. Al bakalım. Tıp. Tam karşında. Evet. Oo. Hey, merhaba. Merhaba. Oo. Çok büyük bir marul yaprağıydı. Merhaba. Hey. Merhaba. Gelin. Hayvanlara dokunduğumuz için bence şimdi tuvalete gidip ellerimizi yıkamalıyız. Hadi gelin. Oo, tuvalete hoş geldiniz. Oo, bakın. Oo. Oo. Bu tuvalet suyun altında. Aslına bakarsanız bu tuvalet Amerika'nın en iyi tuvaleti ödülünü aldı. Evet, burada ellerinizi yıkarken balıklara ve köpek balıklarına bakabilirsiniz. Oo, bu harika. Oo, çok havalı. Pekala, ellerimi yıkadım. Şimdi onları kurulamalıyım. Siz de manzaranın tadını çıkarın. Oo, hadi bakalım. Bu yürüyen merdivenle okyanusun derinliklerine inelim. Hadi gelin. Bakın, suyun altında gibiyiz. Şuraya bakın. Aa, harikaydı. Okyanusun derinliği sergisine hepiniz hoş geldiniz. Hey! Orada ne yapıyorsunuz öyle? Ha? Aşağı gelin. Oo! Hey! Bakın. Merhaba. Hey! Bu bir deniz aslanı. Aa, bir tane daha var. Aa, çok büyük. Oh. Harika. Aa, şuraya bakın. Oh, merhaba. Vay canına. Burada bir fok da varmış. Hadi onu bulalım. Aa, bir bakalım. Ah, işte burada. Merhaba. Gördünüz mü? Bu bir fok. Merhaba. Burada 3 deniz aslanı ve bir fok var. Şimdi onları ayırt etmenin en kolay yolunu size göstereceğim. Bir deniz aslanıysanız ön yüzgeçlerinizi bu şekilde yürümek için kullanırsınız. İşte böyle. Ama foklar bunu yapmaz. Foklar... Aa, merhaba. Ne kadar da meraklısın. Çok meraklı. Aa, bu bir deniz aslanı. Çünkü yüzgeçleriyle yürüyor. Merhaba, 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 merhaba. Çok akıllı hayvanlardır. Nasıl takip ettiğini görüyor musunuz? Yön değiştireceğim. Vay canına. Tamam, foklarsa böyle yürümezler. Bu bir deniz aslanı. Deniz aslanı. Foklarınsa yüzgeçleri o kadar güçlü değil. Ayrıca kısa ve kalındır. O yüzden böyle yapıyorlar. Paytak paytak gidiyorlar. Çok komik. Aa, ne kadar da etkileyici canlılar. Hadi biraz daha inceleyelim. Vay canına, penguenler mi? Evet, akvaryumun perde arkasındayız ve birkaç penguenle tanışacağız. Gelin. Pekala. Ağır ve sessiz adımlarla gidelim ve ses çıkarmayalım. Oo, merhaba. Siz kimsiniz? Ben Hatch. Oo, bu Hatch. Tamam, burada ne yapıyorsun? Penguen ve sürüngenlerle çalışıyorum. Oo, penguenler ve sürüngenler. Arkadaki penguenleri görüyor musunuz? Vay canına. Merhaba. Burada sadece 2 pengueniniz mi var? Hayır, daha fazla dostumuz gelecek. Eline bir oyuncak alabilirsin, onlarla oynayabiliriz. Tabii. Bir oyuncak alalım ve birkaç penguen daha görelim. Şuraya bakın. Buraya gelin. Gelin bakalım, gelin. Oyuncakları istediğin gibi hareket ettirebilirsin. Baksana, şimdiden sana merhaba demeye geldi. Aa, gölgemden hoşlanıyor gibi, öyle değil mi? Olabilir, penguenler zıt renkleri çok sever. Ayrıca renkleri de çok iyi görürler. Gözlerinde bizdeki gibi çomak ve koni hücresi var. Aslında kuş olsalar da yavru kedi gibi davranıyorlar, değil mi? Biraz benziyorlar. Farklı türde oyuncaklarla oynamayı seviyorlar ve tıpkı yavru kediler gibi ne zaman dokunulmak istediklerini bize söylüyorlar. Tamam. Ah, çok ilginç. Çok güzelmiş. Hey, daha yakından bakın. Ah, güle güle. Penguenler çok komik. Peki bu penguenler nereden geldi? Bu penguenler Güney Afrika'dan geldi. Tamam. Akvaryumumuzda 32 penguenimiz var. Vay canına, 32 tane penguen. Bunlar Güney Afrika'dan mı geldi? Yani Antarktika değil mi? Antarktika değil. Bunlar sıcak iklimleri tercih eden birkaç türden biri. Aa, anladım. Çok güzel ve çok ilginç. Sıcak iklim ve penguenler. Her gün yeni bir şeyler öğreniyoruz. Hadi şuraya oturalım, değil mi? Hatch buraya bir penguen getirecek. Oo, çok heyecanlıyım. Bir penguene dokunacağım. Oo, merhaba. Tamam. Penguene 2 parmağımla dokunacağım. Sırtını hafifçe seveceğim. Evet. Hazır mısın? Oo. Çok yumuşaktı. Penguenlerin santimetre kare başına 15 tüyü olduğunu biliyor muydunuz? Çok kısa ve çok sık tüyleri var. Tekrar dokunabilir miyim Hatch? Dokunabilirsin. Tamam. Hoşuna gitti mi? Sevdin mi? Sana gösteriş yapıyor. Aa! Kafasını sallaması ne anlama geliyor? Çok mutlu olduğu anlamına geliyor. Yeni erkek arkadaşı olabilirsin. Oo. Oo. Umarım öpücük istemiyordur. Aa, merhaba. Bu küçük mavi penguen. Gerçekten çok küçük. Vay canına. Bu şema farklı penguenlerin boyutlarını gösteriyor. Oh. İşte bugün tanıştığım penguen. Afrika pengueni. Oo, gittikçe büyüyorlar. Vay canına. Aa, ne kadar büyüdüklerine bakın. Oo, şu penguenin büyüklüğüne bakın. Oo, 1 metre 30 santimetre uzunlukta. Ne kadar büyük olduğuna bakar mısınız? Ha, gerçekten bu çok büyük bir penguen. Bakın, bir tukan. Gagasını gördünüz mü? Şekli bir muza benziyor. Çok renkli bir muza. Burada başka bir kuş var. Gelin. Vay canına. Merhaba. Rengarenk bir papağan. Merhaba. Nasılsın? Tüylerinin rengi sarı, mavi ve kafası da yeşil. Merhaba. Hey, size göstermek istediğim bir hayvan daha var. Hadi gelin. Oo, bakın. Şu hayvana bakın. Çok yavaş hareket ediyor. Hangi hayvan olduğunu biliyor musunuz? Evet, bu bir tembel hayvan. Hadi tembel hayvan taklidi yapalım. Merhaba, nasılsınız? Ha, 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 ha. Çok komikti. Merhaba, merhaba. Oo, şunlara bakın. Bunlar susamuru ve çok sevimliler. Nasıl yüzdüklerine bakın. Vay canına. Nefeslerini uzun süre tutabildiklerinden eminim. Oo, çok hızlılar. Suda yüzen kedi gibiler. Ama gerçek bir kedi değil tabii. Oo, merhaba. Merhaba. Ah, oo, bir tane daha var. Oo. Harika. Scottsdale, Arizona'daki Odyssey akvaryumunda sizlerle hayvanları yakından tanımak çok güzeldi. Bu bölümün sonuna geldik. Daha fazlasını izlemek isterseniz tek yapmanız gereken adımı aratmak. Birlikte adımı yazalım mı? Hazır mısınız? B-L-I-P-P-I. Blippi. Harika. Pekala. Sonra görüşürüz. Blippi, Blippi. Öğrenecek çok şey var. Bize katılın çocuklar. Blippi. Merhaba. Bakın. Vay canına. Büyük beyaz bir poşet. Aha. Acaba içinde ne var? Oo! Huh. Bir sürü rengarenk top. Huh. Huh. Oh. Bir tane daha var. Huh. Oh. Büyük beyaz bir poşet. Huh. 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 Piu. Huh. Piu. Huh. Piu. Huh. Huh. Şunu izleyin. Huh. 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 Hazır mısınız? Tamam. İşte geliyor. Bir sürü renkli top var. Vay canına. Oo, şunlara bakın. Vay canına. Pekala. Oo, evet. Tamam. Şimdi topları masadan kaldıralım. Beyaz masamıza geri dönmüş olduk. Evet, işte beyaz masamız. Hadi bakalım, renkleri öğrenelim şimdi de. Oo, bakın. Bakın, bu canavar kamyonun rengi siyah, yeşil, mor ve biraz da kırmızı. Bakın, Bir polis arabası. Oo. Aa! Sireni bile çalıyor. Oo. Bu polis arabasının rengi siyah, beyaz, kırmızı ve mavi. Vay canına. Şu inşaat araçlarına bakar mısınız? Oo! Vay canına. Şunlara bakın. Her şey var. 4 inşaat aracı da neredeyse aynı renk. Hepsinde siyah renk var. Hepsinin sarıya dönük turuncu bir rengi var. Sadece sarı diyebiliriz aslında. Vay canına. Evet. Bu bir kazıcı yükleyici. Bu bir çimento kamyonu. Bu bir damperli kamyon. Vay canına. Ve bu da bir buldozer. Evet. Hadi başka renklere bakalım. Ha, bu bir çöp kamyonu. Çöp kamyonu. Hey, çöp kamyonunun rengini söylemeyi unuttum. Evet, bunun rengi yeşil. Traktörle aynı renk. Evet, bu bir traktör. Traktörün sarı tekerlekleri var. Pekala, güle güle, güle güle. Ve son bir aracımız daha var. Evet, bir itfaiye kamyonu. İtfaiye kamyonu. Bu itfaiye kamyonu kırmızı renkli. Üstünde biraz sarı ve beyaz da var. Ha, sizlerle renkleri öğrenmek çok eğlenceliydi. Görüşürüz. Hadi bakalım çocuklar, eğlence burada. Blippi, Blippi. Öğrenecek çok şey var. Bize katılın çocuklar. Blippi. Merhaba, ben Blippi. Bugün Phoenix, Arizona'daki WizKids oyun parkındayım. Wow! Az önce birlikte resim yapıyorduk. Orada ne işiniz var? Hey! Hey! Onlar da bizimle oynayabilir mi? Elbette. İyi eğlenceler. Oho, hadi gelin. Hadi resim çizelim. Ohohoho. Hey bakın. Merhaba, adın ne? Langston. Oo, adı Langston. Ne yapıyorsun Langston? R harfini boyuyorum. Oo, R harfi mi boyuyorsun? Vay canına, çok güzel. Aferin sana. Hey, benim resmime bakın. Oo. Aa, bu nedir? Bir ağaç. Bir ağaç? Evet. Yerine ne oldu? Bir bakalım. Gövdesini yapalım. Evet, harika. Gövdeli güzel bir ağaç. Ve dur biraz. Bu da ne? Mavi gökyüzünde kırmızı mı? Hayatta hatalar yapar mısınız? Evet. Bu hata bir kuşa dönüştü. Evet, artık bir kuş. Ne kuşu? Kuş nedir? Kuşlar böyledir. Gak! Gak! Bir kuş gibiyim. Şuna bakın. Vay canına. Oo, bu oyuncaklar çok güzel. Bakın, çarkları var. Bunu döndürdüğünüzde diğeri de dönüyor. Ve o döndüğünde bu da dönüyor. Ve o döndüğünde bunu döndürüyor. Çok havalı değil mi? Oo. Hey, bu nedir? Bu bir araba. Peki bu nedir? Vay canına. Bir itfaiyeci şapkası. Çok havalı. Bunu daha önce çizmiştik. Ressamlar gibiydik. Ressam olmayı seviyorum. Ve ayrıca itfaiyeci olmayı da çok seviyorum. İtfaiyeci gibi davranmayı seviyorum. Çünkü yangına su püskürtüyorsunuz. Hadi ellerimizi temizleyelim. Pekala. Bakalım burada başka ne taklidi yapacağız? Bu çok eğlenceliydi. Pekala, itfaiyeci şapkamızı buraya bırakalım. Yani aldığımız yere. Bakalım başka ne varmış? Vay canına. Bir sürü oyuncak var. Vay canına. Şu masaya bakın. Vay canına. Çok renkli bir masa. Evet. Mesela bunun rengi mavi ve kemer takmayı öğretiyor. Ve bu da kırmızı ve size ayakkabı bağcığı bağlamayı öğretiyor. Bakın işte, vay canına. Ve bunun rengi de sarı. Bu da size gömlek iliklemeyi öğretiyor. Benimki gibi. Turuncu ve bağcık. Mor yeni bir şey bu. Çıt çıt. Evet. Çıt çıtlayın. İşte böyle. Ve yeşil. Bu da fermuar kullanmayı öğretiyor. Vay canına, çok havalı. Vay canına. Şuraya bakın. Vay canına. Bir sürü şey var. Evet, alfabenin harfleri. Çok komik. Bir fikrim var. Bir harf seçelim ve yerini bulmaya çalışalım. Bu hangi harf? Evet, F harfi. A, B, C, D, E, F. E, F. Evet, F. İşte burası. Tebrikler. Çok eğlenceliydi. Üstünde bir sürü şey olan bir masa daha. Vay canına. Pekala, şuna bakın. Vay canına, insan vücudu gibi. Akciğerlerim burada. Vücudumuzdaki tüm oksijeni taşırlar. Akciğerleri çıkartalım. Ve kalp. Vay canına, kanımızı her yere pompalar. Kafanızı başkasının göğsüne koyduğunuzda bum bum, bum bum, bum bum diye sesler gelir. Bunu duymanın bir yolu daha var. Bir steteskopla. Vay canına. Hadi kalp atışınızı dinleyelim. Kalp atışınızı duyuyorum. Hangi mesleğin kalp dinlediğini biliyor musunuz? Evet, hemşireler. Hemşireler ve doktorlar. Hemşire taklidi yapmayı seviyorum. Çok eğlenceli. Çünkü hastanızın sağlıklı ve mutlu olmasını sağlıyorsunuz. Pekala, bunu da bırakalım. Pekala. Vay canına. Şuna bakın. Futbolcular İşte böyle antrenman yapar. Vay canına. Futbolcular profesyonel atletlerdir. Bu da başka bir meslek. Bir fikrim var. Size buradan ne kadar hızlı geçebileceğimi göstereceğim. Ve profesyonel bir oyuncu gibi yapacağım. Hazır mısınız? 3, 2, 1. Evet, başardım. Sizlerle profesyonel futbolcu taklidi yapmak çok eğlenceliydi. Oo, hey, şu çimenlere bakın. Çok yumuşak. Üstünde yuvarlanmak istiyorum. Oh, bu da ne? Oh, bu bir at. Bir de kovboy şapkası var. Hey, bir fikrim var. Neden bu şapkayı takıp at binmiyoruz? Böylece çiftçi ve kovboy taklidi yapabiliriz. Pekala. Oo! Uhu! Aha! Çiftçi taklidi yapmayı seviyorum. Rüzgar saçlarımda dans ederken at binmek çok keyifli. Oh. Ah. Hava çok güneşli. Oh. Pekala. Neli. Sonra görüşürüz. Çiftlikte dolaşmak çok eğlenceliydi. Oh. Hey. İşte yemek alabileceğiniz bir yer. Acaba bu yemekler buraya nereden geldi? Aa, bir restoran mı? Bu yemekler nereden geliyor? Ha? Aa, tam arkamdan. Burası bir market. Bu da başka bir market. Markette çalışabilirsiniz. Pekala. Hadi tüm raflardaki stokları kontrol edelim. Pekala. Burada birkaç limon ve mısır var. Harika. Yerlerine koyalım. Oo! Aa! Biraz da çilek. Nefis. Oo! Ve ahududu. Oo! Ve kırmızı biber. Aa! Çok lezzetli ama çok da acı. Pekala. Başka ne var? Aa, oo. Yumuşak beyaz pirinçlerimiz var. Nefis. Pirince bayılırım. Oo. Aa. Ve renkli bir kahvaltılık gevrek var. Vay canına. Bence markette çalışmak çok eğlenceli olabilir. Çünkü bütün gün yemeklerle çalışıyorsunuz ve ben çok acıktım. Hiç sormayın. Aa, yemeklere bayılırım. Ama en çok sağlıklı olanları severim. Pekala. Sizinle ilgileniyorum. Harika. İşte para üstünüz. Alın bakalım. Pekala. Mesaim artık bitti. Artık eve gidebiliriz. Markette çalışmak çok eğlenceliydi. Oh, bir araba. İşte gidiyoruz. Yarış arabası sürüyor gibiyim. Oh! Bu harikaydı. Oh. Yarış arabası kullanmak bile bir meslek olabilir. Çok eğlenceli olabilir. Tamam. Vay canına. Çok havalı. Bu kişinin ne yaptığını biliyorsunuz değil mi? Evet. Anlaşılan baret takmak gerekiyor. Ne olduğunu biliyor musunuz? Evet. Bir inşaat işçisiyim. Bir tamiratçıyım. Tamirat yaparım. Uhu. Vay canına. Wii 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 wii. Oo, sürekli tornavidalarla çalışacağım. Oo, ve matkaplar. Vay canına. Dikkatli olun. Testereler keskindir. Evet. Pekala. Oo, bunu yerine koyalım. Çok yoruldum. Yemek yesem iyi olur. Hey, bir fikrim var. Şu eve bakın. Bir mutfağı var. Evet, bakın. Kimin sürekli mutfakta yemek yaptığını biliyor musunuz? Evet, şefler. Oo, aşçı olmayı seviyorum. Oh, pekala. Ocağı yakalım. Tamam. Biraz soğan ve mantar soteleyelim. Enfes. Çok heyecanlıyım. Oo. Bakın. Bir yumurta pişiriyorum. Nefis. Ah. Harika. Hepsi hazır. Pekala. Şuraya koyalım. Harika. Evet, afiyet olsun. Hey, tavamızı da koyalım. Pekala. Biraz oturalım. Oo, akşam yemeği saatini tamamladık. Artık çok yoruldum. Sizlerle birlikte olmak çok keyifli. Oo, neler oluyor? Oo, siren sesleri geliyor. Ah, bazı meslekler sürekli çalışıyor olmalı. Evet, yani her an işe gidebilirler. Ve bu meslek ne biliyor musunuz? Evet, polis memurluğu. Pekala. Ah, vatandaşların güvenliğini sağlamalıyız. Oo, polis memuru olmak çok yorucu olabilir. Onlara saygılı olmalısınız çünkü bizleri koruyorlar. Oo, oo. Ah, ah, tamam. Güvendeyiz. Aa! Oo! Şu oyun alanına bakın. Vay canına. Burası küçük çocuklar ve bebekler için. Aa! Ne kadar renkli. Oo, şu renkli piramide bakın. Oho! Aha! Bunlar hangi renk? Oo! Düşüyorlar. Bunun rengi yeşil. Bu kırmızı. Bu sarı. Bu turuncu. Bu mavi ve bu da mor. Hohoho! Bakın. Hey! Şurada renkli bir şey daha var. Hohoho! Tıpkı bir müzisyenim. Müzisyenler güzel müzikler yapan insanlardır. Tıpkı benim gibi. Vay canına. Oo, bu oda çok eğlenceli. Aa, şu duvara bakın. Vay canına. Bunlar gezegen mi? Yoksa yıldız mı bunlar? Yoksa bulut mu? Hey, gökyüzünde dolaşan bir meslek biliyorum ya siz? Evet, pilotlar geziyor. Evet, pilot şapkamı takayım. Haha. Oh, gözlükleri unutmayalım yoksa gözlerime sinek kaçar. Pekala, işte başlıyoruz. Gökyüzünde uçuyorum. Uçakla uçmak çok eğlenceli. Vay canına. Ah, sizlerle tüm bu farklı meslekleri öğrenmek çok eğlenceliydi. Phoenix, Arizona'daki WizKids oyun parkına çok teşekkür ederim. Bu bölümün sonuna geldik. Ama daha fazlasını izlemek isterseniz tek yapmanız gereken adımı aratmak. Adımı yazalım mı? B-L-I-P-P-I. Blippi. Harika. Çocuklar, sizlerle tüm bu farklı meslekleri tanımak çok eğlenceliydi. Ve istediğiniz her şey olabilirsiniz. Büyüyünce ne olmak istiyorsunuz? Evet, Bunu yapabilirsiniz. İstediğiniz her şeyi yapabilirsiniz. Ama çok sıkı çalışmanız ve kendinizi işinize adamanız gerekiyor. Pekala, bol şans. Merhaba. Hey, ben Blippi. Bugün bir sürü baloncukla birlikteyim. Baloncukları seviyorum. Peki ya siz? Evet. Bu bölümde sizlerle baloncukları çok iyi bilen biriyle tanışacağız. Evet. Hazır mısınız? Hadi gidelim. Oo, ne kadar güzel. Teşekkürler Blippi. Hey, bekle. Sen de kimsin? Aa, ben baloncuk uzmanı Megan. Baloncuk uzmanı mı? O da ne demek? Her tür baloncuğu yapabiliyorum. Oo, baloncuk mu? Baloncuklara bayılırım. Bana da gösterir misin? Tabii. Büyük baloncuklar yapabilirim. Oo, bu çok büyük bir baloncuk. Küçük baloncuklar da yapabilirim. Öyle mi? Hı-hı. Aa, çok heyecanlıyım. Vay canına. Bakın, bunlar küçük baloncuklar. Megan, büyük baloncuklar ve küçük baloncuklar yaptı. Ha, çok güzeldi. Deneyebilir miyim? Elbette. Tamam. Nasıl yapacağım? İstediğim bir baloncuk sopasını alabilirsin. Tamam. Şuna ne dersiniz? Aa, bu büyük bir çember. Merhaba. Şimdi ne yapacağım? Baloncuk karışımının içine daldırmalısın. Tamam. Ve iyice ıslandığından emin ol. Tamam. Başlıyorum. Ve sonra çıkartıp havada sallıyorsun. Vay canına. Bu harika. Sıra bende. 3, 2, 1. Wow. Aa, patladı. Hadi yine yapalım. 3, 2, 1. Wow. Yine yaptım. Bu harika. Vay canına. Bu çok küçük bir baloncuk. Oo. Baloncuk yapmayı seviyorum. Tüm bu ekipmanların bu kadar renkli olması çok güzel. Ha, bakın. Bunun rengi sarı ve yeşil. Buysa kırmızı ve mavi. Vay canına, çok güzel. Renkleri seviyorum. Peki baloncuk yaparken tüm renkleri baloncukların içinde görebildiğini fark ettin mi? Aa, evet, görüyorum. Gökkuşağına benziyor. Bu nasıl oluyor? Evet. Işık baloncuğa yansıyor ve kırılıyor. Böylece gökkuşağının farklı renklerini görebiliyorsunuz. Oo, gökkuşaklarını seviyorum. Gökkuşağının renklerini biliyor musunuz? Elbette biliyorum. Bunlar kırmızı, turuncu, sarı, yeşil, mavi ve mor. Oo! Renkler, gökkuşakları ve baloncuklar. Oo! Uy! Bu sopa üçgen şeklinde. Bu sopa bir yıldız. Bu sopa bir kare. Bu sopa bir kalp. Bu sopa bir çiçek. Yaptığımız bütün baloncukların yuvarlak olduğunu fark ettiniz mi? Evet, neden ki? Çünkü hangi şekli kullanırsanız kullanın, baloncuklar daima daire şeklinde olur. Çünkü daire baloncukların oluşmasını sağlayan en uygun şekildir. Aa, şimdi anladım. Çok güzel. Aa, bir saniye. Baloncuk sihri kullanırsak işler değişir. Oo, sonra görüşürüz. Hoşça kalın. Ohohoho. Vay canına. Oh. Wow. Hey, sana özel bir baloncuk yapacağım. Öyle mi? Nesi özel olacak ki? Bir böcek baloncuk yapacağım. Aa, gerçekten mi? Ne tür bir böcek? Sana birkaç ipucu vereyim. Tamam, ben hazırım. Pekala. Yerde sürünmeyi sever. Tamam. Ve sebze yemeyi sever. Ben de sebzeleri severim. Ayrıca büyüyünce şekil değiştirir. Başkalaşım mı? Hangi böcek olduğunu biliyorum. Evet, bu bir tırtıl. Doğru bildin Blippi. Tamam, hadi tırtılı görelim. Pekala. Önce mavi çember sopamı ve sarı pipetimi almalıyım. Vay canına. Oh. Aa, harika. Vay canına. Bir baloncuğu diğer baloncuğun üstüne koyuyorsun. Doğru. Bir baloncuk daha. Şu anda birbirine bağlı 3 baloncuğumuz var. 1, 2, 3, 4. Vay canına. Ah, bir tane daha. 5 yuvarlak. 4 yuvarlak baloncuk var. Çok güzel. Vay canına. Bence tırtıllar çok havalı. Çünkü başkalaşım geçiriyorlar. Hey, hangi böceğe dönüştüğünü biliyorum. Evet, başkalaşımdan sonra kelebeğe dönüşüyorlar. İşte başlıyoruz. Huhu! Kelebek baloncuklar, tırtıl baloncuklar. Huhu! Şuna bakın, bu bir bulut baloncuk. Patlatabilir miyim? Hadi yapalım. Balon patlatmayı çok seviyorum. Evet. Çok büyük bir baloncuk. Bugün baloncuklar hakkında çok şey öğrendik. Sopaların renklerini, baloncukların renklerini, sopaların şekillerini ve bazılarının çok büyük, bazılarınınsa çok küçük olduğunu gördük. Ama o küçük sevimli böcekleri de unutmayalım. Bu da ne? Sana çok büyük bir baloncuk sopası getirdim. Büyük baloncuklara bayılırım. Ne yapacaksın? Bu bir sürpriz. Tamam, sürprizleri severim. Ama önce tam ortasında durman gerekiyor. Tamam. Şimdi gözlerini kapat. Tamam. Şimdi gözünü aç. Vay canına, şuna bakın. Bir baloncuğun içindeyim. Bu harika. Tekrar yapabilir miyiz? Tabii ki. Pekala, başlıyoruz. Ooo! Bir baloncuğun içinde yüzüyorum. Evet. Vay canına, bu da ne? Bu bir gökkuşağı topu. Aa, gökkuşağı topu mu? Bakalım nasıl çalışıyor. Pekala. Önce içini açıyoruz. Oo. Sonra da döndürüyoruz. Oo. Bir sürü baloncuk yapıyor. Buna neden gökkuşağı topu dediğini anladım. Çok renkli olduğu için, öyle değil mi? Bu doğru. Bugün bize baloncukları anlattığın için teşekkür ederiz Megan. Beni çağırmana çok sevinirim Blippi. Pekala, harika. Görüşürüz. Hoşça kal. Baloncuk gibi dans ediyorum. Pat. Sizlerle baloncuklar, şekiller, renkleri, boyutlar ve böcekleri yakından tanımak eğlenceliydi. Bu bölümün sonuna geldik. Ama daha fazlasını izlemek isterseniz tek yapmanız gereken adımı aratmak. Adımı yazmaya ne dersiniz? B-L-I-P-P-I. Blippi. Harikasınız, pekala. Sonra görüşürüz. Öğrenecek çok şey var. Bize katılın çocuklar. Blippi. Wow. 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 Merhaba. Ben Blippi. Wow. Bakın. Bu bir dinozor. Wow. Wow. Şu dinozorlara bakar mısınız? Bence şimdi şarkı söyleyip dans etmeliyiz. Elbette dinozor şarkısıyla geri döndüğümüzde tüm bu dinozorlara daha yakından bakacağız, tamam mı? Ve hepsinin adını öğreneceğiz. Çok eğlenceli olacak. Yıllar önce yeryüzünde biz yaşamazken daha başka tür yaşardı ormanda. Bu şarkı onlara. Dinozor, dinozor, çok özeldir dinozor. Dinozor, dinozor, tarih öncesi dinozor. Stegozorlar daha büyüktü fillerden, ama beyinleri bir mercimek kadardı. Triceratops'un tam 3 boynuzu vardı. Bunlar korunmaya yarardı. Brachiozorların upuzundu boyunları, ama kafaları küçücük. Pterodaktil uçardı gökte, kanatları ne kadar büyük. Üstelik ayaktayken onu geçemezdi bir zürafa. Dinozor, dinozor, çok özeldir dinozor. Raptor hızlı ve zekiydi, avlanırdı kurtlar gibi. Elasmozorlar kral sayılırdı derin denizlerde. Ankilozorların çekiç gibiydi kuyrukları, bir tank kadar sağlamdı. Dinozorların dikenleri vardı ve dişleri timsah gibi kocamandı. İşte Tyrannosaurus Rex, kral dinozor oydu. Ayakları dev gibiydi, Çok güçlü kükrüyordu. Çok büyük, iri, kudretliydi. Dişi kılıç gibi keskindi. Ama kısacık kollar onu hep zorlar. Bir yere özlenemezdi. Dinozor, dinozor, çok özeldir dinozor. Dinozor, dinozor, tarih öncesi dinozor. Ooo! Vay canına! Dinozor şarkısı çok eğlenceliydi. Şu dinozor oyuncaklarına bakın. Evet, bu oyuncaklar bana ait ve onlarla oynamayı çok seviyorum. Hem de çok. Çünkü bu oyuncakların arasında şarkıdaki brachiozor var. Evet, çok uzun bir boynu var. Bakın ne kadar uzun. Oho! Zürafa gibi ama ondan daha uzun. Vay canına! Ve bir triceratops var. Vay canına. Oo, şuna bakın. Kafasında 3 boynuzu var. 1, 2, 3. Ve bir de stegozor var. Evet. Sırtındaki katmanlara bakar mısınız? Vay canına. Stegozor. Vay canına. Stegozorları seviyorum. Sesleri şunun gibi. Evet, bu bir stegozor. Brachiozor, stegozor, triceratops. Ve 2 tane daha var. Evet, bu dinozor gerçekte hiç de küçük değil. Bu bir velociraptor. İşte velociraptor. O da dinozor şarkısındaydı. Ve tüm dinozorların kral ve kraliçesi. Tyrannosaurus Rex. Evet, T-Rex olarak da biliniyor. Çok havalı bir dinozor. Bu dinozorların hepsi çok havalı ve hepsi de Blippi'nin dinozor şarkısındaydı. Eğer dinozorları seviyorsanız ve dinozor oyuncaklarınız olsun istiyorsanız bunları gerçekten çok sevebilirsiniz. Çünkü gerçekten çok büyükler. Siz de bunun gibi dinozor oyuncakları alabilirsiniz. Umarım sizler de alırsınız çünkü çok güzeller. Pekala, sonra görüşürüz. T-Rex. Evet, hoşça kalın. Hadi bakalım çocuklar, eğlence burada. Blippi, Blippi. Öğrenecek çok şey var. Bize katılın çocuklar. Blippi. Merhaba, ben Blippi. Bakın arkamda ne var? Oo, çok havalı bir tabela. Ne yazıyor? SykArt Uluslararası Yarış Pisti. Evet, bugün Tukwila, Washington'daki SykArt Uluslararası Yarış Pistindeyim. Şunlara bakın ve şuna. Bunlar nedir? Evet, onlar go-kart. Bugün sizlerle go-karta bineceğiz. Vay canına. Gördünüz mü? Onlar bayrak. Evet, go-kart yarışlarında bayrakçıyı dinlemek çok önemlidir. Evet, çünkü go-kart motorları çok gürültülü ve size bağıramazlar. Ve kaskın içinde onları duyamazsınız. Bu yüzden renkli bayraklarla iletişim kurarsınız. Hadi öğrenelim. Oh, bu bayrak hangi renk? Evet, bu bayrağın rengi yeşil ve yarışın başladığını gösteriyor. Yeşil bayrak düştüğü anda yarış başlar. Oo, şu bayrağa bakın. Evet, bu bayrağın rengi sarı. Evet, bayrakçı sarı bayrağı sallıyorsa o zaman yavaşlarsınız. Evet, geçmeyin. Pistte ufak bir sorun olabilir. Yani Çok dikkatli olun. Vay canına, şu bayrağa bakın. Evet, bunun rengi kırmızı. Tıpkı bir dur tabelası veya lambası gibi. Hemen durun anlamına geliyor. Pistte büyük bir sorun olabilir. Arabalar çarpışmış ve yolu kapatmış olabilir. Evet, kim bilir? Bu bayrağı görünce durmak gerekiyor. Oo, bir bayrak daha. Peki bu bayrak ne renk? Evet, en sevdiğim iki renkten biri. Bu mavi bayrak. Ve bayrakçıyı gördüğünüzde kenara çekilirsiniz. Kenara çekil anlamına geliyor. Diğerlerinin geçmesine izin verin. Çok yavaş gidiyor olabilirim. Mavi bayrağı görürsem kenara çekilip diğerlerinin geçmesine izin veririm. Bu pistte güvende olmak için çok önemli. Oo, şuna bakın. Siyah bayrak. Yarıştan çıkartıldın demek. Oo, olamaz. Bu kulağa hoş gelmiyor. Evet. Bu bayrağı yapılmaması gereken bir şey yaptığınızda görürsünüz. Birine çarpmak gibi. Evet, go-kart'ta insanlara çarpamazsınız. Bunlar çarpışan araba değil, go-kart. Evet, şuna bakın. Beyaz bayrak. Bir tur kaldı demek oluyor. Oh, ne olduğunu biliyorsunuz. Gaza basın ve kazanmaya çalışın. Ve son bayrak. Evet, siyah beyaz damalı bayrak. Yarış bitti demek oluyor ve muhtemelen kazandınız. Şuna bakın. Evet, bu bir go-kart arabası. Evet, go-kartları yakından tanıyacağız. Hadi go-kartın parçalarına bakalım. Vay canına, bu şey çok havalı. Hey, bunun adını biliyor musunuz? Evet, buraya oturuyorsunuz. Evet. Buna koltuk deniyor. Oo, şu tuttuğum şeye bakın. Evet, bu bir direksiyon. Çok havalı değil mi? Bu şekilde sola ve sağa dönersiniz. Evet, tıpkı bir araba veya kamyon gibi. Go-kart arabalarının da bir direksiyonu var elbette. Ayaklarımla ittiğim şeye bakın. Evet, kırmızıyı gördünüz mü? Bu fren pedalı. Evet, buna basarsanız aracınız duracaktır. Bunu gördünüz mü? Bu hangi renk? Evet, bunun rengi yeşil. Yeşilin anlamını biliyorsunuz. Yeşil git demektir. Woohoo! Oh, şuna bakın. Evet. Go-kart'ın güzel yanlarından biri de güvenli olması, çünkü emniyet kemeri var. Kemerlerinizi bağlamayı asla unutmayın. Evet, elbette kask da takacağız. Vay canına, şuraya bakın. Tam ortadan bu şeye, go-kart aracının yakıtı koyuluyor. Evet, yakıt. Bu go-kart aracı benzinle çalışıyor. Hadi açalım. Oo, içi gayet dolu. Bence kullanılmaya hazır. Hey, peki go-kart aracının motorunu gördünüz mü? Bakın. Evet. Oo, şuna bakın. Kapağını çıkartalım. Oo, aracın motoruna bakın. Vay canına. İşte enerjiyi sağlayan şey bu. Benzin geliyor, havayla karışıyor ve sonra kıvılcım çıkıyor ve bir enerji oluşturuyor. Evet. Ay canına, ne kadar havalı bir araç. Bence artık go-kart kullanmanın zamanı geldi. Oo, şu go-kart araçlarına bakın. Tur rekorunu kırmak için sabırsızlanıyorum. Şunlara bakın. Oo, şu araçları görüyor musunuz? Evet, hepsinin üstünde kırmızı renkli bir numara var. Çok havalı. Bir de şunlara bakın. Bunların üstünde ise siyah numara levhaları var. Bir sürü sayı. Şuraya bakın, hadi gelin. Şu sayıya bakın. Bu hangi sayı? 1 var ve bir de 6 var. Evet, 16. Evet. Vay canına. Aynı rakamdan 2 tane var. Ve ikisi de 2. 2, 2. Bu hangi sayı? Evet, 22. Harika. Hey, sizin için basit bir matematik sorum var. Bakalım, soruyorum. 1 + 2 kaç eder? 1 + 2. 1, 2, 3. Evet, 3 eder. Bakın. Bu go-kart araçları çok eğlenceli. Hey, hadi önden bir tane seçelim ve sonra yola çıkalım. Bir bakalım. Şuna ne dersiniz? Hadi bakalım, binelim. Durun bakalım, durun. Şimdi olmaz. Go-kart yaparken çok güvenli olmalısınız. Hadi bir kask seçelim. Oo! Baksanıza, seçebileceğimiz birçok kask var. Çok heyecanlıyım. Bakın, şu kaska bakın. Evet, bu kask çok havalı görünüyor. Rengi yeşil, siyah, beyaz. Vay canına. Ve parlak gümüş. Oo. Oo. Bakın, burada en sevdiğim renk var. Evet, mavi. Oo, çok havalı görünüyor. Hey, şu kaska bakın. Evet, bu kask hangi renk? Evet, rengi pembe. Bu kaskı seviyorum. Kasklar çok önemlidir. Go-kart yaparken kafanızı güvende tutarlar. Evet, kırmızı rengi de unutmayalım. Oo, şuna bakın. Ve son olarak elimizdeki son kaskın rengi de sarı. Evet, bu renk bana güneşin rengini hatırlattı. Evet, güneş. Evet. Burada bir sürü farklı renkte kask var. Hangi renk kaskı seçtiniz? O rengi seviyorum. Ama hemen bir kask bulmalıyım. Bir düşüneyim. Bir fikrim var. Neden diğer güvenlik ekipmanlarıma bakmıyorum? Pantolon. Evet. Oho. Eldivenler. Oho. Evet. Whee. Kask. Evet. Artık yarışa hazırım. Hadi bakalım, gidelim. Pekala, bence artık hazırım. Ah, go-kart aracına oturdum. Önce güvenlik, kaskımızı taktık ve kemerlerimizi bağladık. Pekala Blippi, gitmeye hazır görünüyorsun. Pist rekorumuz 23.30 saniye. Sence bunu geçebilir misin? Uf, hiç bu kadar hazır olmamıştım. Başardık. Bu harikaydı. Bir saniye. Ne kadar oldu? 23.29 saniye. Yeni rekor. Evet. Vay canına. Şuna bakın. Evet. Evet. Bu harikaydı. Ne kadar hızlı gittiğimi gördünüz mü? Oo. Go-kart'a bayılıyorum. Tukwila, Washington'daki SykArt Uluslararası Yarış Pistinde çok güzel vakit geçirdik. Bu bölümün de sonuna geldik. Ama daha fazlasını izlemek isterseniz yapmanız gereken tek şey adımı yazmak. Birlikte adımı yazalım mı? B-L-I-P-P-I. Blippi. Harika. Pekala. Sonra görüşürüz. Hoşça kalın. Merhaba. Ben Blippi. Bu dinozor oyuncağıyla oynuyordum. Aa, dinozorları çok seviyorum. Siz dinozorları seviyor musunuz? Evet, çok havalılar değil mi? Evet, ve hepsinin birbirinden farklı görünmesi de çok güzel. Evet. Oo. Evet, dinozorlar önceden dünyamızda yaşıyordu. Bunu nereden mi biliyoruz? Evet, çünkü insanlar onların fosillerini buldular. Evet, binlerce dinozor. Harika değil mi? Evet. Fosiller, bitki, hayvan ve dinozorların çok uzun yıllardan kalan kalıntılarıdır. Evet, dinozorları seviyorum. Bugün sizlerle dinozorları tanıyacağız ve belki bu bölümde birkaç fosil de buluruz. Aa, şuna bakın. Evet, elimde bir kova dolusu kum var. Bu kumların hepsini dışarıdan topladım. Kumun içinde nelerin olduğunu görmek için bu aletleri kullanmalıyız. Belki bir fosil buluruz. Evet. Şimdi bunun için bir büyüteç kullanacağız. Oo! Her şeyi daha yakından görmemizi sağlayacak bu. Oo, küçük bir sopamız var. Evet. Evet ve minik bir küreğimiz var. Böylece kumları küreyebileceğiz. Oo, ve şuna bakın. Aa, bu bir fırça. Böylece daha ince işlerle uğraşabileceğiz. Fosilleri kırmak istemeyiz. Pekala. Bakalım burada ne varmış? Evet, bolca kum. Bence kürek ve çubuğumuzu alalım ve kazmaya başlayalım. Tamam. Evet, iyice kazmalıyız. Kumu güzelce kazalım. Evet, işte böyle. Ah, evet. Sanırım bir şey gördüm. Ah, şunu gördünüz mü? Ah, evet. Sanırım bir fosil buldum. Evet, rengi gri. Ah, ilginç. Oo, bakın. Evet, arkeologlar bunu yapmayı çok sever. Onlar bir sürü fosil buluyorlar. Belki siz de bir gün arkeolog olursunuz. Oo, şuna bakın. Evet, tüm bu fosilleri bulduk. İşte buradalar. Aa, evet, bir tane daha var. Vay canına. Şuna bakın. Hadi süpürelim. Evet. Vay canına, dişe benziyor. Alt çene dişi olabilir. Oo, çok havalı. Pekala, şunu boşaltayım. Temiz ve düzenli olmalıyız. Şimdi fosilleri biraz inceleyelim. Oo, bu çok ilginç. Bu bir böcek fosili olabilir. Bilmiyorum. Bir tür dinozor da olabilir. Evet, dinozor. Aa, bilmiyorum. Bir dinozorun herhangi bir parçası olabilir. Ama hiçbir fikrim yok. Bunun ne olduğunu biliyorum ama. Evet. Vay canına. Bu kesinlikle bir fosil. Bir göğüs kafesine benziyor. Bakın. Evet. Bu çok küçük bir dinozorun göğüs kafesi. Evet. Bu bir göğüs kafesi. Dinozorun büyüklüğü yaklaşık bu kadar olmalı. Vay canına. Merhaba. Hey. Tamam. Bakalım burada ne varmış? Oo. Ha. Çok ilginç. Bir tür taşa benziyor. Kim bilir? Vay canına. Şuna bakın. Bu su altından gelen bir dinozor gibi. Evet. Çok pürüzsüz ve parlak. Ha, bir deniz kabuğuna benziyor. Evet, deniz kabuğu. Bilemiyorum. Sizlerle fosil aramak çok eğlenceliydi. Evet. Belki bir gün siz de bir kumsala gidip etrafı kazarsınız ve bir sürü fosil bulursunuz. Nasıl ama? Oho! Çok havalı. Oh! Fosiller için toprağı kazmayı ve süpürmeyi çok seviyorum. Evet, dinozorları çok seviyorum. Siz dinozorları seviyor musunuz? Evet, çok havalılar. Vay canına, şu dinozorlara bakın. Oh! Arr! Hey hey! Şuna bakın. Bunun hangi dinozor olduğunu biliyor musunuz? Arr! Evet, bu bir T-Rex olmalı. Evet, Tyrannosaurus Rex. Vay canına, ne kadar korkunç bir dinozor. Bu dinozor et yiyor. Evet, diğer dinozorlar da. Onlara etobur deniyor. Evet, eğer etobursanız et yersiniz. Evet, ve T-Rex de kesinlikle bir etobur. Çünkü çok iri ve keskin dişleri var. Oh, şuna bakın. Bu bir Brontosaurus. Oh, ne kadar sevimli bir dinozor. Uzun boynuna bakın. Vay canına. Uzun boynuyla ağaçların tepelerine kolayca ulaşabilir. Ve bolca yaprak yiyebilir. Evet, Brontosauruslar otoburdur. Eğer sadece bitki yiyen bir dinozorsanız bir otobursunuzdur. Evet, tıpkı Brontosaurus gibi. T-Rex etobur. Brontosaurus otobur. Bence şimdi dinozor şarkısını dinlemeliyiz. Evet. Yıllar önce yeryüzünde biz yaşamazken daha başka tür yaşardı ormanda. Bu şarkı onlara. Dinozor, dinozor, çok özeldir dinozor. Dinozor, dinozor, tarih öncesi dinozor. Stegozorlar daha büyüktü fillerden, ama beyinleri bir mercimek kadardı. Triceratops'un tam 3 boynuzu vardı. Bunlar korunmaya yarardı. Brachiozorların upuzundu boyunları, ama kafaları küçücük. Pterodaktil uçardı gökte, kanatları ne kadar büyük. Üstelik ayaktayken onu geçemezdi bir zürafa. Dinozor, dinozor, çok özeldir dinozor. Raptor hızlı ve zekiydi, avlanırdı kurtlar gibi. Elasmozorlar kral sayılırdı derin denizlerde. Ankilozorların çekiç gibiydi kuyrukları, bir tank kadar sağlamdı. Dinozorların dikenleri vardı ve dişleri timsah gibi kocamandı. Ho! İşte Tyrannosaurus Rex, kral dinozor oydu. Ayakları dev gibiydi, çok güçlü kükrüyordu. Çok büyük, iri, kudretliydi. Dişi kılıç gibi keskindi, ama kısacık kollar, onu hep zorlar, bir yere özlenemezdi. Dinozor, dinozor, çok özeldir dinozor. Dinozor, dinozor, tarih öncesi dinozor. Ohohoho! Dinozor şarkısı harikaydı değil mi? Evet, dinozorları seviyorum ve dans etmeyi de seviyorum. Siz de dans etmek istediniz değil mi? Evet, bir fikrim var. Neden bir dinozor seçip onun gibi dans etmiyoruz? Uhuhu! Peki, hangi dinozor? Aa, evet. T-Rex'e ne dersiniz? Evet, şimdi size bir T-Rex gibi dans etmeyi öğreteceğim. Önce ellerinizi burada tutacaksınız. Kolları pek uzun değil. Sonra pençeleriniz varmış gibi yapacaksınız. Ve sonra kükrüyorsunuz. Pekala. Evet, müzik başlasın. Dinozor, dinozor, çok özeldir dinozor, 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 tarih öncesi dinozor. Sizlerle dinozor gibi dans etmek ve dinozorlar hakkında yeni şeyler öğrenmek çok eğlenceliydi. Ama bugünlük bu kadar. Daha fazlasını izlemek isterseniz tek yapmanız gereken ne biliyorsunuz değil mi? Adımı yazmak. Birlikte adımı yazalım mı? B-L-I-P-P-I. Blippi. Harika. Pekala. Sonra görüşürüz. Hoşça kalın. Öğrenecek çok şey var. Bize katılın çocuklar. Blippi! Bu bir nokta dönüşlü yükleyici. Arkadaysa gerçek bir nokta dönüşlü yükleyici var. Vay canına. Çok büyük. Büyük, küçük, büyük, küçük. Bir de buna bakalım. Aa, bu bir kazıcı yükleyici. Ön kepçe ve arka kepçe. Evet yaprak, buraya gel. Ha, biraz daha toplayalım. Buysa, evet, bir beton mikseri. Vay canına. Wow! 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 Beton mikseri lastiğin üstünde. Oh, bakın. Oh, işte. Bu bir damperli kamyon. Hadi damperli kamyona bir şeyler yükleyelim. Oh, şu 3 oyuncağa bakın. Bu ön yükleyicili bir kepçe, bu bir ekskavatör ve... Hayır, ön yükleyicili kepçe bu. Birbirine karıştırdım. Bu bir buldozer. Ama bu ön yükleyicili bir kepçe. Aa, şunlara bakın. Buraya gelin. Vay canına. Şunun büyüklüğüne bakın. Uuu. Gerçekten çok büyük. Bakın. Bu çok küçük. Küçük ekskavatör, büyük ekskavatör. Pekala, buraya gelin. Burada kal ekskavatör, tamam mı? Vay canına, bakın. Ön yükleyicili kepçe. Çok ince. Ve bu da onun oyuncağı. Ama bu... Gelin. Oo, bu çok büyük. Bu gerçek bir ön yükleyicili kepçe. Bu da ne? Vay canına. Bu bir buldozer. Ve çok büyük. Bu da... Buldozer oyuncağı. Benimle inşaat makinelerini öğrendiğiniz için teşekkür ederim. Hadi bakalım çocuklar, eğlence burada. Blippi, Blippi. Öğrenecek çok şey var. Bize katılın çocuklar, Blippi. Merhaba, ben Blippi. Şuna bakın, bu benim metal dedektörüm. Yer altındaki metalleri bulmak için kullanılıyor. Gözlerimizle göremediğimiz metalleri buluyor. Ama henüz bir şey bulamadım. Oh, duydunuz mu? Hah, bir şey bulmuş olmalıyız. Vay canına. Şuna bakın. Bu bir anahtar. Vay canına. Gerçekten çok büyük bir anahtar. Acaba kime ait? Hey. Güney Pasadena, Kaliforniya'daki çocuk mücevher salonuna ait gibi görünüyor. Oraya gitmeye ne dersiniz? Çok eğlenceli olacak. İşte geldik. Burayı çok seviyorum. Hadi içeri gidelim ve neler olduğuna bakalım hadi. Vay canına. Burası çok hoş. Şuna bakın. Elmas büyüteci bu. Evet, çok güzel. Şu devasa elmasa bakar mısınız? Aşağıya ışık yansıtıyor ve her şeyi çok daha yakından görüyorsunuz. Bunun gibi, bu taş parçası gibi. Vay canına. Ya da şu altın paralar, ya da şu kolyeler ve şu bilezikler. Burası harika. Şuna bakın. Bu korsan gemileriyle ilgili bir kitap. Vay canına! Hiç korsan gemisine bindiniz mi? Korsan gemilerine bayılırım. Bakın! Bir insan. Merhaba dostum. Çocuk mücevher salonuna hoş geldin. Merhaba, sen de kimsin? Ben Kelly. Kelly mi? Çok güzel bir isim bu. Bence hazine avına çıkmanın zamanı geldi. Hazine avı mı? Hazine avlarına bayılırım. Siz hazine avlarını sever misiniz? Evet. İlk gizli ipucun burada. Gizli bir ipucu. Üstünde Blippi ve ekibi için hazine ipuçları yazıyor. Ekip mi? Bu sizsiniz. Pekala, hadi okuyalım. Kulak verin bana, gizli anlamlar var bu kağıtta. İlk ipucunuz çıkacaktır. Altın bir geminin altında. Vay canına. Bir saniye, nerede olduğunu biliyorum. Bekle, gitmeden önce kılık değiştirmelisin Blippi. Kılık değiştirmek mi? Oo, yeni kıyafetler. Evet. Bol şans. Tamam, teşekkür ederim. Çok eğlenceli olacak. Önce kılık değiştirmeliyiz. Evet, korsan şapkamızı taktık. Çünkü korsanlar hazinelere bayılır. Sonra da bir korsan ceketi giyiyoruz. Evet, işte böyle. Nasıl görünüyorum? Korsan kılıcı olmadan olmaz. Pekala, işte gidiyoruz. Şimdi keşfe çıkıyoruz. Vay canına. Oo, burası inanılmaz bir yer. Büyüleyici. Hadi yukarı gelin. Vay canına. Şuna bakın. Oo, ah, oo, burası çok renkli. Ve ipucunda altın renginden bahsedilmişti. Altın bir gemi. Siz görebiliyor musunuz? Ah, evet, işte orada. Harikasınız, gidelim. Vay canına. Görünüşe göre bir ipucu daha bulduk. Altın gemide işte burada. Harikaydık. Ah, çok ilginç. Acaba ne yazıyor? Hey. Pembe tüylü dostum yine burada. Tüm sırlarımı anlatacak sana. Onu bulabilir misin? Sanırım ne olduğunu biliyorum. Pembe tüylü dost. Evet. Pembe tüylü bir kuştan bahsediyor olabilir. Tamam, hadi bakalım. Pembe bir kuş bulmamız gerekiyor. Siz görüyor musunuz? Buraya gel kuş. Buraya gel kuş. Aa, hayır. Pembe bir kuş göremiyorum. Aa, belki de bu taraftadır. İpucu aramayı seviyorum. Bir bakalım. Ah, işte burada. Pembe kuşu görüyor musunuz? Merhaba kuşçuk. Merhaba. Ben Blippi. Nasılsın bakalım? Benimle kuş taklidi yapar mısınız? Kuuu, kuuu. Pekala. İpucu da buralarda olmalı. İşte bulduğum yukarıda. Oo, vay canına. Altın bir zincir ve bir ipucu daha. Harika. Bakalım bunda ne yazıyor? Denizin altında ihtiyacın olacak bana. Yardımcı olurum dalgıçların suda nefes almasına. Su altında nefes almayı sağlayan bir şey bulmamız gerekiyor. Ne olabilir? Bilmiyorum. Pekala, ganimetimizi alalım ve keşfe devam edelim. Şuna bakın. Vay canına, bu masa çok havalı. Bir ayna var. Şuna bakın. Hey, sizi görüyorum. Beni görüyor musunuz? Hey. Çok komik. Pekala, bu masa gazetelerle kaplanmış. Tahta parçaları da var burada. Su altında nefes almamızı sağlamaz ama çok hoş. Acaba ne için kullanılıyor? Oo, çok güzel lambalar var. Bir zil. Dinleyin. Duydunuz mu? Ama burada zil değil, ipucu arıyoruz. Oo, şuna bakın. Merhaba. Hey. Bu bir kurbağa. Kurbağayı görüyor musunuz? Çok komik görünüyor. Birlikte kurbağa taklidi yapalım mı? Bırak, 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 bırak. komik bir kurbağayım. Çok uzun süre su altında kalabilirler ama insanların su altında nefes almasına yardımcı olabileceğini sanmıyorum. Ha, şuna bakın. Bu ayaklı bir duvar saati. Çok büyük. Bakın, hey, bir kuş daha. Merhaba karga. Ah, yoksa bir kuzgun mu? Bilmiyorum ama çok sevimli bir kuş. Kuku. Burada bir sürü kuş var. Bu saatin işe yarayacağını sanmıyorum. Zamanı öğrenmemizi sağlar ama su altında işimize yaramaz. Çok renkli. Aa, misketler. Şunlara bakın. Vay canına. Büyük misketler. 4 büyük misket topla. Biz de alabiliriz değil mi? Evet, ipucu ararken birkaç misket de alabiliriz. Şuna bakın. Bir mavi misket. Bakalım. Ah, bir mavi misket daha. Vay canına. Şimdi burada 2 mavi misketim var. Pekala. Bakalım. Vay canına. Burada bir sürü misket var ve çok renkliler. Bu da öyle. Kırmızı bir misket. Bunu da alalım. 2 tane vardı. Bir tane daha aldık. Şimdi 3 tane oldular. 4.'ü bulmalıyız. Aa, buna ne dersiniz peki? 4. misket. Bu kırmızı bir misket. Artık 4 büyük misketimiz var. Evet, 4 büyük misket. Pekala. Bakmaya devam edelim. Vay canına, şu boncuklara bakın. Burada bir sürü boncuk var. Bunlar daha küçükler ama ne yazıyor? 10 küçük boncuk seç. Tamam, bu çok kolay. Hadi boncuk seçelim. 10 tane. Hazır mısınız? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sona geldik. 10. 10 küçük boncuk. Vay canına, rengarenkler. Bunlara gerçekten bayıldım. Çok eğlenceliydi. Siz de gördünüz mü? Şuna bakın. Bu bir dalgıç kaskı. Evet, dalgıçlar su altında nefes almak için dalgıç kaskı takarlar. Evet, ipucumuz buydu. Bakın. Çok heyecanlıyım, bir ipucu daha. Hadi birlikte okuyalım. Acaba içinde ne yazıyor? Ahtapotun 8 çılgın bacağı var. Hazinem senin olur, altın olanı bulursan eğer. Tamam, ne olduğunu biliyorum. Altın bir ahtapot bulmalıyız. Evet, bu çok kolay olacak. Tek yapmamız gereken altın ahtapotu bulmak için keşfe devam etmek. Buraya bayılıyorum. Çok güzel. Bakın, şurada daha fazla boncuk, misket ve hazine var. Vay canına, şuna bakın. Aa, bunun içinde bir yengeç var. Oo, şuna bakın. Çok küçük bir yengeç. İçinde bir böcek var. Gördünüz mü? Vay canına. Bu çok güzel bir böcek. Çok beğendim. Hadi altın ahtapotu aramaya devam edelim. Vay canına. Bir bakalım. Görüyor musunuz? Evet, işte orada. Bu altın bir ahtapot. Evet. Vay canına. Şuna bakın. Oo, bu çok güzel. Peki, ipucumuz nerede? Vay canına, şuna bakın. Bu bir hazine sandığı. Evet, başardık. Gizli hazineyi bulduk. Evet. Kilitli. Bunu nasıl açacağız? Bir saniye. Parktayken metal dedektörüyle bulduğumuz anahtarı hatırlıyor musunuz? Evet, işte burada. Evet. Bununla hazine sandığını açmayı deneyelim mi? Hadi bakalım. Evet. Bakın. Son hazineyi bulduk. Ohohoho. Evet. Harika, başardık. Tebrikler Blippi. En eğlenceli kısma geldik. Bu ganimetlerle sihirli bir kolye yapacağız. Sihirli kolye mi? Beni takip et. Çok eğlenceli olacak. Hadi gidelim. Otur bakalım Blippi. Evet. Burayı hatırladınız mı? Çok heyecanlandım. İlk olarak hazineni alacağız ve tahtanın ortasına koyacağız. Tamam. Evet, bunları nasıl topladığımızı hatırlıyor musunuz? Tamam. Sihirli hazinemizi tahtanın ortasına yerleştirelim. Bir köpek balığı dişi. Hem de altın. Pekala. Böyle mi? Harika. Sonra boncukları tahtanın iki tarafına yerleştiriyoruz. Tamam. İki büyük kırmızı boncuğu alalım. Sonra da iki büyük maviyi alalım. İki küçük mavi boncuk. İki yeşil boncuk. İki turkuaz yeşilimsi boncuk. İki sarı boncuk ve son olarak iki pembe boncuk. İşte oldu. Çok güzel oldu. Şimdi tek yapmamız gereken altın bir zincir bulmak. Evet, öncesinde bulduğumuz zinciri hatırlıyor musunuz? Bu altın bir zincir. Vay canına, şuna bakın. Çok ağır. Hadi koyalım bunu. Tamam. Yerleştiriyorum. İşte oldu. Harika. Pekala. Nasıl oldu? Muhteşem oldu. Hazır mısın? Evet, hazırım. Hadi kolyeni hazırlayalım. Başlıyoruz. Şuna bakın. Vay canına. Sihirli güçlere sahip olan bir kolye. Çok havalı. Blippi, bunu takmanı istiyorum. Denemek mi? Sihirli güçleri var. Acaba ne olacak? Pekala, işte başlıyoruz. Önce şapkamı çıkartmalıyım. Tamam, hadi bakalım. Neredeyim ben? Blippi? Blippi! Kolye beni görünmez mi yaptı? Sanırım. Vay canına, çok havalı. Gerçekten sihirli. Neredeyim ben? Seni bulabilmemiz için onu çıkartmalısın. Tamam, çıkartıyorum. Vay canına, buradasın işte. Vay canına, çok komik. Harikaydı. Güney Pasadena, Kaliforniya'daki çocuk mücevher salonunda sihirli bir kolye yaptık. Memnun oldum Blippi. Sihirli günler. Tebrikler Blippi. Evet, sizi de tebrik ederim. Harika bir iş çıkarttık. Pekala, sonra görüşürüz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Vay canına, şuna bakın. Bu bir ekskavatör. Evet. Benimle ekskavatörlerin ne olduğunu öğrenmeye hazır mısınız? Evet. Hadi gidelim. Vay canına. Ekskavatörler çok büyükler. Hadi ekskavatörün parçalarına bakalım. Gelin gelin. Önce kabine bakalım. Buraya ekskavatörün operatörü oturur. Hadi içeri bir bakın. Vay canına. Burada bir sürü kontrol düzeni var. Eğlenceli görünüyor. Pekala, kapıyı kapatalım. Bakın. Bunlar ekskavatörün paletleri. Vay canına. Ekskavatörün bir lastiği veya tekerleği yok. Sadece paletleri var. Bu sayede taşlara, çamura ve toprak yığınlarına batmadan gidebiliyorlar. İşte böyle. Gördünüz mü? Ben de batmadım. Hey, şuraya bakın. Burası motor bölmesi. Ekskavatör tüm gücünü buradan alıyor. Bakın. Vay canına. Oo! Diğer tarafta ve yukarıda da motor bölmeleri var. Ayrıca bir sürü radyatör, soğutucu ve birçok eğlenceli şey var. Hah, az kalsın unutuyordum. En sevdiğim parça kepçe. Hadi gidip bakalım. Vay canına. Kepçeye bakın. Bu ekskavatör kepçesi çok büyük. Yeri kazarak bir sürü toprak çıkartabilir. Ve kazmayı sağlayan bu parçaya da tırnak deniyor. Hey, şuna bakar mısınız? Vay canına. Bu ekskavatörün kolu. Evet, gerçekten çok uzun. Ve burası da ekskavatörün bomu. Kol, bom ve kepçe. Ve tüm bunlar gücünü bu hidrolik silindirlerden alıyor. Vay canına. Sıvıyı pompalıyorlar ve böylece her şey hareket ediyor. Tıpkı bir ekskavatör gibiyim. Bu çok eğlenceliydi. Ekskavatörün parçalarını öğrendik. Şimdi de ekskavatörü kullanacağız. Hadi gidelim. Durun. Durun bakalım, önce güvenlik gelir. Evet. Evet. Bakın, güvenlik yeleğimi giydim ve baretimi de taktım. Pekala, şu kolları görüyor musunuz? Bunlar kol, bom ve kepçeyi hareket ettiriyor. Bakın, bu dönmemizi sağlıyor. Şunu izleyin. Wow! 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 Çok eğlenceli. Evet, pekala. Diğer tarafa itiyorum. Ve şimdi de bu tarafa dönüyoruz. Wow! Wow! Oh! Wee! Tamam. Hadi bakalım. Evet. Bu kadar yeter. Şimdi kazma zamanı. Kolları kaldırıyoruz. Evet. Vay canına. Çıkan toprağa bakın. Evet. Şimdi de kepçeyi boşaltalım. Vay canına. Çok fazla toprak çıkarttık. Ekskavatörle eğlenceli bir tura çıktık. Kazı yapacak yeni bir yer arıyoruz. Bakalım bulacak mıyız? Şuraya bakın. Bu bir kütük. Ah, bakalım bu kütüğün altında ne var? Evet! Woohoo! Kütük daha önce buradaymış. Acaba altında ne var? Aa, sadece toprak var. Bir sürü toprak. Bakın. Kocaman bir taş. Başka ne var? Bakın. Bir CD çalar. CD çalarla müzik dinlenebilir. Acaba hangi şarkı çalacak? Ekskavatör şarkısı. Çamurlara sen elveda. Sen de gör, adım ekskavatör. Upuzun bir kolum var ve dev bir bomum, kazma konusunda hızlı olurum. Bir iş makinesiyim ben, adım ekskavatör. Kocaman bir kepçem var ve her şeyi kazarım. Çukur açmak uzmanlık alanım. Bir iş makinesiyim ben, adım ekskavatör. Ve üstelik ayaklarım yok benim. Ayakların yok mu? Nasıl hareket ediyorsun? Alet üstünde araba gibi giderim. Adım ekskavatör, ekskavatör. Gel de gör, adım ekskavatör. Şimdi bir ekskavatör gibi davranma zamanı. Size göstereyim. Tek yapmanız gereken kolunuzu şu şekilde kaldırıp kol, bom ve kepçe gibi davranmak ve kazmak. Çok eğlenceli. Ve kabinimin içinde oturabilirsin. Kepçeyi kontrol edersin, sürersin. Bir iş makinesiyim ben, adım ekskavatör. Ve üstelik çalışırım tüm gün. Hiç uyumaz mısın? Uyumam hiç. İşim bu benim. Adım ekskavatör, ekskavatör. Topraklara elveda. Gel de gör, adım ekskavatör, ekskavatör, ekskavatör. Ekskavatör denen bu harika makineyi sizlerle öğrenmek çok eğlenceliydi. Hoşça kalın. Evet.